Değerli izleyiciler, iyi akşamlar. Yükselen Asya programına hoş geldiniz. Bu hafta yine Asya'ya gideceğiz. Asya'daki dönüşümle ilgili konuşacağız. Aslında dönüşüm, değişim hayatımızda son dönemlerde çok fazla konuştuğumuz ve gerçekten önemli konular. Covid pandemisiyle birlikte ekonomideki dönüşümden, yapısal dönüşümlerden de bahsetmeye başladık. Sadece ülkemizde değil, bütün küresel ekonomide. İşte bunun içerisinde tedarik zincirlerini konuştuk, konuşuyoruz. Dijitalleşmeden bahsettik ve daha fazla bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi aslında bütün bunlar Covid'den önce de söz konusu olan, ancak Covid'le birlikte önemi daha fazla ön plana çıkan, belki daha acil duruma gelen konular ve bence de başında bunların dijitalleşme geliyor. Şimdi Covid öncesindeki bu süreçlere baktığımızda dijitalleşme de aslında olan, devam etmekte olan bir süreçti ve burada da aslında başı çeken ülkelerden bir tanesi Çin'di. Bu yüzden aslında Covid öncesindeki bu süreçlere biraz da bakıp Covid'den sonraki dünya ile Covid'den sonraki ekonomik dönüşümle ilgili bir takım öngörülerde bulunmak da bence önem kazanıyor. Bugün Çin dijitalleşme, Çin teknoloji, Çin internet, Çin'in bu konuda gelmiş olduğu noktayı konuşacağız ki çok önemli ve aslında dünyanın geri kalanı için de başarılıyla ve eksik kalan kısımlarıyla aslında incelenmesi gereken konu. Kiminle konuşacağız? Değerli konuğum Köken Güneş'le konuşacağız. Köken Güneş, TÜSİAD bünyesindeki Çin Network'ünde bir üye. Aynı zamanda birçok Asya ile ilgili, Asya Pasifik, sadece Çin değil Asya Pasifik ile ilgili birçok iş dünyasında farklı görevlerde bulunmuş bir kişi. Burada aslında tek tek aslında sayabiliriz bunları. Önce bir merhaba diyelim. Köken, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani şimdi baktığımız zaman Köken Bey'in Asya Pasifik'teki çalışmalarını TÜSİAD'ın yanı sıra aynı zamanda DEİK de Dünya Türk İş Konseyi'nde Asya Pasifik bölümü üyeliğin var. STFA'nın daha önce Çin'deki ülke müdürüydün. Bir Çin uzman danışmanlık firmasının kuruculuğu var. Aslında adetim değildir ama kağıt kalem getirdim ki unutmayayım diye bunu yazmak için getirdim. Devam ediyor böyle. Yani yıllardır aslında o bölgede de yaşamış. Dönüşüm dedik. Dönüşümü, Asya'daki dönüşümü en iyi takip etmiş olan kişilerden birisin. Direkt konumuza girelim o zaman. Şimdi Çin'deki bu dijitalleşme, dijital dönüşüm. Çin'e gittiğimiz zaman aslında ilk bize şu dikkat çekiyor. Yani dijital ticaret örneğin, internet kullanımı, dijital kültürün bireysel hayata, insanlığın hayatının her alanına hani yayılmış olması aslında dünyada hani çok da ender bulunan bir vaka Çin bence. Nedir Çin'deki durum? Yani dijitalleşme dediğimiz zaman Çin'deki durum şu anda nedir? Çok teşekkür ederim öncelikle davet için. Tabii Çin dijitalleşmeye aslında hani yıllardır, çok uzun yıllardır yatırım yapıyor. Siz de oraları çok yakından takip ediyorsunuz. Bu dünyadaki Çin algısını yıkmak için bile Şangay'a ilk indiğinizde havalimanından işte şehre 420-450 hızları gören, yaklaşık 450'ye yaklaşan maglevle gidiyorsunuz. Evet. Ve iner inmez diyorsunuz ki benim kafamdaki Çin'le buradaki Çin bambaşka. 30 kilometreyi 6 dakikada 7 dakikada gidiyorum. Çin'de bugün 850 milyona yakın internet kullanıcısı var. Bu daha %60 penetrasyon. Amerika'ya baktığınız zaman bu rakam mesela 300 milyon civarında. Bir de mobil ödeme dediniz. Mobil ödemeye gidince iş rakamlar bambaşka. Çin'de yaklaşık Amerika'nın bugün 9-10 katı, 550 milyona yakın insan bütün ödemelerini telefonlarından yapıyorlar. Amerika'ya döndüğünüzde bu rakam daha 65 milyonlarda. Dolayısıyla Çin bu dijital dönüşümü sessiz ve derinden, dünyada da böyle çok duyurmadan, gerçi bugün işte teknoloji savaşlarıyla duyulmaya başlandı, evet, ama aslında bu şekilde uzun yıllardır bir yatırımla bir noktaya getirdi. Mesela koronavirüs dediniz. Koronavirüs hani Çin'de çok hızlı bitti ama bunun teknolojik boyutu da var aslında. İşte birçok haber sitelerinde gördük, televizyonlarda izledik. İnsanları bugünkü geliştirdikleri yüz tanıma teknolojisiyle evlerinden koronalı birisi çıkar çıkmaz hem aplikasyondan, telefondan takip edebiliyorlar, apartmandan çıkarken de yüzünü tarayıp çıkıyorsun. Tabii bunlar bugünkü Türkiye'de henüz çok böyle yavaş yavaş hayal etmeye başladığımız şeyler. Çin'de bugün hani çok kez internette gezerken görüyoruz. İşte yolda sosyal yardımınızı bile WeChat'ten böyle bir tıklayarak yapıyorsunuz.
Evet, işte, sosyal medyada da paylaşılan fotoğraflar var değil mi? Hani çok, böyle bir hani sadaka verirken bir QR kodu taratıp o şekilde. Yani gerçekten Çin'in sadece böyle en gelişmiş şehirlerinde değil, artık böyle nüfusun her yerine çok büyük ölçekte gelişmiş durumda. Tabii burada aslında birkaç tane ana trendten bahsedebiliriz. Evet. Özellikle hani Çin deyince akla acaba hemen böyle yurt dışındaki programları mı kopyalıyorlar vesaire diye geliyordu. O kopya vesaire konusu biliyorsunuz çokça kez tartışılıyor uluslararası şirketler arasında da. Bugün Çin'in telefon uygulama geliştiricileri kopyalanan duruma geldiler. Mesela WeChat, bir süper aplikasyon deniyor bunları, duyuyorsunuzdur. Süper aplikasyon dediğimiz sadece işte aynı anda, şöyle izleyicilerimize anlatayım, Facebook'u, Instagram'ı, Uber'i hepsini bir arada kullandığınız, ödeme sistemini, aracı çağırmanızı, sosyal medyanızı ve aynı zamanda alışveriş de yapabildiğiniz bir aplikasyon. WeChat bu şekilde çıkınca dünyada bunu takip eden birçok rakibi henüz Çin'de ama işte Facebook'ta hemen benzer oyun işine girdi vesaire işlerine girdi. Herkes bir super app olma yolunda ilerliyor. Yani Çin burada artık takip edilen konumuna gelmiş, evet, durumda. Diğer konu yapay zeka. Yani inanın ben her gün yeni bir şey okuyorum, şaşırıyorum. Mesela Shenzhen çok ünlü şehirlerden bir tanesi. Çinlik dünyaya açılmaya başladığı şehir. Hemen Hong Kong'un sınırın öteki tarafında. Aynen. Olan. Hemen Hong Kong'un sınırın öteki tarafında. Bugün yine hızla gelişiyor bu. Hong Kong olaylarından sonra Xi Jinping yakınlarda oraya da gitti. Daha da hızlı gelişmeye devam ediyor. Orada Futian metro istasyonunda yüzünüzü tanıyarak, yüzünüzü tanıtarak metroya giriş yapabiliyorsunuz. Yani bırakın bir İstanbul kartı, QR kodunu vesaire, yüz tanımayla ilerliyorsunuz. Yapay zekanın da işte Çin'de geldiği yerlerden bir tanesi burası. Bununla birlikte tabii bir 5G meselesi var. Bu 5G meselesi de Çin'in aslında uzun yıllardır üzerine çalıştığı bir mesele. Hatta bir Türk akademisyen de var zannediyorum, çalışıyor orada, zaman zaman izliyoruz. 3500 tane patenti var Çin'in yaklaşık 5G üzerine. Onu takip eden ikinci sırada Kore var 2000 patentle. Amerika 1300'lerde. Yani Çin'in Amerika'nın 3 katı 5G konusunda patenti var. Tabii bu dünyayı korkutuyor. Böyle olunca Çinli şirketler de yurt dışına çıkmaya başladıkça bugünlerde işte bu ticaret savaşı dediğimiz, evet, evet, alanlara yol açıyor. Evet. Bu önemli. Yani 5G'den aslında yola çıkarak, 5G tabii ki çok önemli ve işte rakamları da biraz önce söylediniz zaten. Yani orada alınan patent sayıları ve bunu görüyoruz yani. O rakamları görmesek bile aslında Çin'in burada bir öncü konumda olduğu ortada. Ve bu 5G aslında hayatımızı değiştirecek birçok anlamda. Ve bir yandan da aslında bu uluslararası rekabetin, özellikle büyük güç rekabetinde de bu sebepten dolayı, yani bu kadar aslında hayatımızı etkileyecek olmasından dolayı da uluslararası rekabette bu kadar önemli konu haline geldi. Oraya geleceğim, ancak oraya gelmeden önce şunu merak ediyorum. Çin bunu nasıl başarıyor? Yani şu, şu anda Ar-Ge'ye bildiğim kadarıyla en fazla yatırım yapan ülkelerden bir tanesi, değil mi? Doğru. O zaman çünkü Çin bugüne kadar hep böyle ucuz iş gücü dedik, düşük maliyet dedik. Şimdi Ar-Ge'ye yapılan yatırımlar, tabii bir de insan faktörü var. Yani çalışan mühendisler var, araştırmacılar var. O bahsettiğiniz o patentleri bir insanlar alıyor herhalde. Yani o zaman artık herhalde Çin yani rekabet avantajını düşük maliyet insan gücü anlamında sağlamaktan ziyade beyin sağlayarak, Ar-Ge, inovasyon, beyin gücü sağlayarak diye düşünüyorum. Bu çıkış nasıl oldu? Yani tamam, Çin'de çok para var. Hani eğer toplam ekonomik büyüklüğe bakacak olursak, ama bu yeterli midir? Çin nasıl başarıyor bunu? Tabii bunu hani birkaç çerçevede aslında irdeleyebiliriz bence. Bir kere Çin'in eğitim sistemi de, hani hep dönüşüm diyoruz, bir dönüşümden geçti. Akademide öğrendiklerine çok hızlı şekilde işte de uygulamayı çalışıyorlar. Bunun hatta daha dün bir sohbetini yapıyorduk. Hani dünyanın birçok yerinde bunu görmek çok kolay değil. Özellikle hani bizde de
mühendis oluyorsunuz, bambaşka bir iş yapıyorsunuz vesaire. Ama Çin'de bu eğitim, mezun olduğunuz alandaki teoride öğrendiklerinizi pratikte dökmeye çalışma işi size aynı zamanda şirketlerin de R&D'ye vakit ve bütçe ayırmasıyla bu patent konusunda çok hızlı ilerlemelerini sağlayan nedenlerden bir tanesi. Ama tabii ki de Çin'de hani kültürel olarak da uzun dönemli düşünme. Şu anda 14. 5 yıllık kalkınma planları üzerine çalışıyorlar. Hani siz de bilirsiniz, 5 yıllık kalkınma planını kapanırlar, yaparlar, planlarlar ve onu harfiyen uygulamaya özen gösterirler. %99'da uyguluyorlar. Dolayısıyla aslında Çin çok tahmin edilebilir bir ülke. Yani ne yapacağını baştan söylüyor. Diyor ki ben 5 yıl içinde bunu yapacağım ve bunu da uyguluyor. Tabii yönetim şekli de hem devlet şirketlerinin hem eyaletlerin aslında birazcık da şey gibi. Eyalet başkanları işte CEO, bir şirketin CEO'su gibi çalışıyor. Belli başlı hedefleri var. Bu kadar yatırım çekeceksin. Bu kadar istihdam sağlayacaksın. Ve partideki yükselişleri de buradaki bu hedeflerini tutturmalarıyla alakalı. Dolayısıyla hani bu 14 yıllık kalkınma planları dediğim noktada uzun dönemli bir odaklanma var. Uzun dönemli odaklanma da Ar-Ge biliyorsunuz. Hani sabırsız ve hızlı sonuç almak isteyen insanların işi pek değildir. Çünkü sonucunu yarın göremezsiniz Ar-Ge'nin. Birazcık hani iyilik yap denize at gibi bugün ekersiniz ağacı. Belki 6-7 yıl görmezsiniz filizlendiğini. Sonra bir anda hızlı büyüyen işte bambu ağaçların hikayelerine benziyor. Evet. Çin'in kültüründe de bu uzun dönemli odaklanma olduğu için bunu da daha iyi yönettiklerini düşünüyorum ben. Yani kültürel birazcık. Evet, aslında belki de Çin'in batıdan en büyük farkı da bu. Yani böyle sabır dediğimiz konu ve uzun vadeye odaklanma batıya, hele Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyaslayacak olursak herhalde Çin'in en büyük, aslında hani şeyden de öte, aslında yönetim tarzından falan da öte, hani sadece sistem nedir, siyasi sistem, yönetim sistemi nedirden ziyade o kültür, işte o uzun vadeye odaklı kültür herhalde burada fark yaratıyor. Şeye gelelim, yani evet, burada bu gelişimi takip ediyoruz. Bundan sonra da Çin'deki bu gelişimi de izleyeceğiz belli ki. Yani bizim de Türkiye'de artık yavaş yavaş işte 5G söz konusu olunca sanıyorum burada Çin firmasıyla birlikte bir test çalışmaları, altyapı çalışmaları da başladı. Birçok dünyada bunun tartışmaları da yapılıyor. Hani Çinlerle mi çalışmalı veya çalışmamalı mı şeklinde. Bütün bu tartışmalar tabii giderek aslında böyle bir Amerika ile Çin arasındaki jeopolitik rekabetin de geldi merkezine oturdu. Yani çok enteresan aslında, böyle soğuk savaştan bahsedilirken Amerika ile Sovyetler Birliği arasında tabii farklı bir dünyaydı o. Ama bir teknoloji yarışı da vardı. Neydi? İşte uzaya kim gidecek? Ay'a kim gidecek? Bir Amerikalıların Sputnik anı, işte niye Ruslar ilk uyduyu gönderdiler? Vardı. Şimdi acaba benzer bir şey mi göreceğiz? Yani orada da teknoloji geldi merkeze, oturdu. İşte Ruslar ilk, Sovyetler ilk uyduyu göndermişti. Şimdi Çinliler ilk 5G'yi yaptılar gibi bir duruma mı gidiyoruz acaba? Bu geldiği boyut nedir bu teknoloji savaşlarının? Vallahi çok güzel bir bakış açısıyla yanaştınız olaya. Tabii Çin internet dünyasına aslında uzun zamandır yatırım yapıyor. Yani işte bizim kullandığımız birçok app aslında, birçok uygulama dünyanın dört bir yanında kullanılan Çin'de yok. Hepsinin bir karşılığı var. İşte Google yerine Baidu kullanırlar arama motorunda. Hı-hı. YouTube yerine Youku'dan izlerler. Gibi gibi çoğaltabileceğim işte Instagram, Facebook vesaire yerine işte WeChat'ten vesaire şey yaparlar. Dolayısıyla kendi dünyalarını orada kurarken akademik ve şey çalışmalarında 5G'de de kendi çalışmalarını aslında uzun zamandır yürütüyorlar. Tabii burada 5G deyince aslında 5G bir telekomünikasyon sistemi değil. Hani 5G'nin gelmesiyle artık sadece insanlar değil makineler de birbirleriyle haberleşecekler. Çin'de ilk 5G testleri mesela bir karaciğer operasyonunu bir hayvan üzerinde denediler. İşte binlerce kilometre ötedeki bir eyalette işte Şangay'da oturan bir doktor bu operasyonu yapabiliyor. Ya da işte Şangay Auto Show'da 2019'da göstermişlerdi. 5G sayesinde Şangay'dan kontrol ettiği bir direksiyonla Pekin'deki aracı kullanabiliyor.
Dolayısıyla yani 5G dediğimizi belki herkes idrak etmede aynı derecede araştırmadıysa yani altı üstü bir telefon bağlantı hızı daha hızlı olacak gibi düşünebilir ama aslında o değil, çok büyük bir teknolojik dönüşümden bahsediyoruz. Tabii bu Çinli şirketlerin bu yıllardır yaptığı yatırımlar, patentler, uygulamalar bunu tek Çin için yeterli bulmuyorlar. Dünyaya da bunu açmak istiyorlar. Ama orada belli başlı hani bu yeni dünya, yeni bir endüstriyel 4.0, işte endüstri 4.0 diyoruz. Burada da bir yeni dijital dönüşümde dünyadaki birçok oyuncuyu korkutuyor. Bunu tabii sadece 5G'le de limitlememek lazım aslında baktığınızda. İşte bugünlerde TikTok'u konuşuyoruz. Hı hı. Bugün Çin'de 800 milyon insan kısa video izliyor. Bunu da Çinliler başlattı. İlk defa trendsetter oldukları işlerden bir tanesi. Kısa video işte daha sonra Amerika'da diğer uygulamalarda takip etti. Bunun bugünlerde ben çok yakın takip ediyorum mesela TikTok. İlk kez biliyorsunuz Çin hani stratejik sektörlerde yabancı şirketlere girişe derdi ki ya izin vermezdi ya da Çinli bir ortak al derdi. İlk defa Donald Trump dedi ki hani TikTok burada faaliyet gösterecekse bir Amerikalı ortaya ihtiyacı var. İşte Oracle'la görüştüler. Walmart ilginç şekilde istekli oldu. Çünkü TikTok üzerinden birçok şey, ev alışverişinizi bile yapabiliyorsunuz videoda. Ama son durumda anlaşamadılar gibi. Bugünlerde de mesela özellikle siyasi içeriği hiç afları yok. Hiç siyasi içerik değil, tamamen nötr olduklarını göstermeye, ispatlamaya çalışıyorlar. Buna rağmen tabii Donald Trump'ın verdiği süre herhalde devam ediyor. Bir Amerikalı ortak bulamazlarsa devam edemeyecekler. Ya da bir drone şirketi DJI, dünyanın en büyük drone şirketi. Dünyanın her yerine satıyor bu adamlar. Amerika bir anda zaten kendi onaylayıp aldıkları drone'ları DJI'dan yere indirdiler. Dediler ki bir anda bütün datalarımızı biz niye Çin'e veriyoruz? İşte burada kim çıktı? Fransız Parrot şirketi çıktı mesela. Hani baktığınızda o da Çin, o da Fransız, o da Amerikalı bir şirket değil. Hepsi uluslararası ticaretlerde aslında kuralları belli, şeyleri belli. İhlal, yasak ikisine de aynı. Ama bu şekilde ya gerçek bir güven problemi ya da suni yaratılan bir güven problemiyle bu hızlı teknolojik dönüşümde dünyada, özellikle Batı dünyasında pay almasını birazcık hızı kesmeye çalışıyorlar diyeyim. Evet, şimdi tabii konuşurken aslında bir ifade kullandın. Kendi dünyaları dedin. Çin'in işte bu sosyal medyada özellikle değil mi bahsettiğimiz işte Facebook yok, onun yerine başka bir şey var. Google yerine Baidu var. Efendim WhatsApp yerine WeChat var gibi. Kendi dünyaları. Peki bütün bunlar sonucunda şimdi bir taraftan da şunu görüyoruz. Bu işte teknoloji savaşları, ticaret savaşları burada bir takım hani kısıtlamalar, engellemeler de hani Amerika tarafında da oluşmaya başladı. Teknoloji alanında, hani sosyal medyayı da içine katalım ama genel olarak teknoloji alanında herkesin veya bu büyük güçlerin kendi dünyalarından oluştuğu, buna Balkanlaşma da diyorlar aslında teknolojide, 5G'de onlar yapıyorlar. Hani Amerikalılar tamam biz hani ona katılmıyoruz, biz kendimiz yapacağız. İşte ötekisi de yok ben kimseye çalışmayacağım, işte güvenlik endişem var, ben de kendim yapacağım. Böyle herkesin acaba kendi dünyasının olduğu, hani tek bir gezegen üzerinde farklı teknoloji dünyalarının olduğu bir döneme mi gidiyoruz acaba? Yani gittiğimiz yer insanlık için iyi mi? İnsanlık için bence iyi değil kesinlikle. Hı-hı. Çünkü bu oyunun kazananı olmuyor. Herkes kaybediyor. Ama bu kadar interconnected dediğimiz, yani birbirine bağlı, hı-hı, bir dünyada herkesin kendi altyapısını yapması, herkesin zaten herkesin kendi altyapısını yapacak yatırım bütçesi vesaire yok. O zaten mümkün değil. Ama belli blokların bile oluşması direkt bir kazanan çıkaracak bir durum olmaz o işte. Herkes kaybeder. Çünkü boşu boşuna daha fazla yatırım, boşu boşuna daha fazla sarfiyat, kaynakların yeterince verimli kullanamaması. Bunun haricinde tabii handikapları da olur bunların. Çünkü yani birbiriyle konuşmayan sistemler dediğimiz noktada ki bunu bazen savunmada vesaire görüyoruz işte konuşuyoruz. Birbiriyle konuşmayan sistemler insanlarda da bazen seçme zorunluluğu bırakabilir belli ülkelerde. Bu da neye etkiler? İşte turizme etkiler. Oraya gittiğinizde sizin telefonunuzun çalışmadığını düşünsenize dünyanın bir yerinde bugünkü teknolojide ya da başka şeyleri yapamadığınızı düşünün. Dış ticarete etkiler birçok şeyi. Dolayısıyla dünyada her iki tarafta ya benden olursun ya ondan olursun anlayışıyla kaybeder.
Ben ama buraya gideceğimizi düşünmüyorum. Çünkü bugün birçok Avrupa Birliği'ndeki, dünyadaki diğer sektörlerdeki hani regülasyonları takip ettiğimde birçok rakip firma birlikte bir araya gelerek yeni bu özellikle hani Internet of Things denilen nesnelerin birbiriyle konuşmasını rakipler birbiriyle yapmaya çalışıyor. İşte örnek veriyorum, bir beyaz eşyada birçok rakip bir araya geliyor. Çünkü evde tek marka kullanmayabilirsiniz ama en azından ben tek app üzerinden aynı anda bütün cihazlarımı çalıştırabileyim gibi. Eve gelmeden aynı app'ten o çamaşır makinamla başka bir marka fırınımı, başka bir marka evet. çay makinamı çalıştırabileyim. Böyle çalışmalar yürürken bir yandan ben bugünkü gelişmelerin birazcık daha kısa odaklı, işte popülizme dayalı evet, gelişmeler evet, olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, yani bana da öyle geliyor. Umarım öyle kalsın çünkü yani bu tam aslında gitmek istediğimiz noktanın tam tersinde bir noktaya da götürebilir. Yani ben geçenlerde örneğin mesela bir cep telefonum bozulur gibi oldu. Neyse toparladım Allah'tan da. Devre pahalı. İşte o yüzden zaten. Sonra işte farklı seçeneklere baktığım zaman hani şimdi piyasada Çin markaları da var. Onlara bakıyorsun ama insan aklına şöyle bir şey düşüyor. Ben bunu alırsam iki gün sonra işte Amerikan kökenli olan uygulamalar, aplikasyonlar bunda blok olursa çalışmazsa ne olacak? Hani işte WhatsApp olmazsa ne olacak? Çünkü iş yapmak için bile değil mi WhatsApp'ı kullanıyoruz. Doğru. Yani şimdi orada olmazsa ne olacak? Tam tersine aslında ne güzel bu imkanlar var derken ha şunu yapacaktım gidip bir yerden kendime o eski 10 yıl önceki telefonlarımızdan lanet olsun diyerek akıllı olmayan bir telefon ona mecbur kalacaktım. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bu biraz daha hani politize olmuş, daha siyasileşmiş bir konu ama teknolojinin gelişimi aslında bu ortaklığı da getiriyor. Çünkü temelinde bilim var ve bilim yani üst üste koyarak inşa ediyorsun. Sen ayrı koy, ben ayrı koyayım, birbirimizle konuşmayalım olacak bir şey değil. Yaklaşık 4 dakikamız var. Çok böyle konuda heyecanlı bir konu. Birden evet. sonuna geliverdik. Türkiye'den baktığımızda, yani Türkiye'de teknolojik olarak kapasitesini geliştirmek isteyen bir ülke, o alanda bir atılım yapmak isteyen bir ülke, Çin'den biz bu anlamda nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Yani Çin'de ne yapabiliriz ki biz kendi teknolojik kapasitemizi geliştirelim? Yani son günlerde özellikle Çin'in Türkiye ilgisinin ben arttığını düşünüyorum. Hı hı. Bunu yatırımlardan da görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerjide işte Türkiye solar panelleri bugün Çinlilerle hı hı. üretiyorlar vesaire. Burada tabii birçok Çin'in önde olduğu sektörden faydalanabileceğimiz çok şey var. Ama buradaki ilk ana konu onların gelip burada kalıcı yatırımlar yapması. Hı hı. Hani Çinliler çok fazla müteahhitlikte biliyorsunuz Türkiye ikincidir. En çok yurt dışında evet. işlem yapan Çinliler meşhur birincidir. Meşhur 250 firmalık listeden. Evet, değil mi? Yanar evet. listesinde öyledir. Yani Çinliler böyle yatırım yapıp ondan sonra kendi iş güçlerini de getirip sonra o parayı alıp ülkeden çıkmayı severler. Ama Çin'e gittiğinizde izin vermezler. Çin'e yatırım yaptığınızda parayı çıkaramazsınız kolay kolay belli yıllar. Hani ilk bunu yaparken de bilirsiniz zaten. Dolayısıyla biz de Çin yatırımlarını özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde mutlaka çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz startup dediğimiz yeni girişimler var. İşte bu yapay zeka dedik çok zamanımız el vermedi detay veremedik ama gidiyorsunuz artık kiosklarda artificial intelligence bir doktorla sensörlerle giriyorsunuz. Kendinize işte boğazınızı gösteriyorsunuz ateşinizi ölçüyorsunuz yapay zeka karşınızda aslında doktor olmayan bir doktor size önerilerde bulunuyor. Hiç insanın çalışmadığı süpermarketler var. Gidiyorsunuz yüzünüzü tarayarak ya da WeChat'inizi göstererek giriyorsunuz. Alıyorsunuz, gösteriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Bu girişimlerle Türk girişimcilerine, çünkü bizden de çok güzel girişimler çıkıyor. İşte oyun şirketlerimiz artık milyar dolarlara satılıyor. İşte bu delivery işinde Türkiye'de 10 dakikadan aşağı eve teslimat yapan birçok şirket oluştu ki bunu Batı Avrupa'da, yurt dışında, Londra'da yapacağız diyorlar. Bu Çinli şirketlerin de Türkiye'deki bu girişim dünyasıyla bir araya getirmek. Çünkü bence asıl olay girişimcilikte başlıyor. Bu hızlı büyüyen şirketlerin istihdama falan da müthiş katkıları oluyor. Bir şekilde büyükelçiliklerimizin, ticari ataşeliklerimizin bu iki girişim dünyasını bir araya getirerek Türkiye'den Çinli şirketlerin yurt dışına çıkmalarına da vesile olabileceğini düşünüyorum. Burada Trendyol'da liderlik yapabilir. Evet, İşte bir Alibaba evet. yatırımı şu anda Avrupa'da açtılar çok geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda. Bu tarz örneklerin çoğalmasıyla
yine sanayideki işte bu solar panel gibi örneklerin farklı alanlarda daha güzel bir dünya için, yenilenebilir bir dünya için ben vesile olabileceğini düşünüyorum. Evet, çok güzel. Son bir dakikamız var. Aslında bir şeyi söylemeden edemeyeceğim. Belki son cümleni o konuda alabilirim. Her şey kulağa çok güzel geliyor da şimdi işte insan olmayan bir doktor benim sağlığımla ilgili karar verecek. Şangay'daki birisi Pekin'deki arabayı yönetecek. Bir yandan da böyle hani distopya filmlerini hatırlatan, hani çok da içimin ısınamadığı bir geleceğe mi doğru gidiyoruz diye bir endişe de bütün bir teknolojilerle birlikte yok değil. Bilmiyorum hani, ama herhalde şu, sonuçta teknoloji de insanlar için var, nasıl kullandığınla ilgili bir şey. Yani bütün bu teknolojiler hayatımızı çok daha da hani kolaylaştırabilirler, ama bir yandan da herhalde hani hayatımızda nasıl bir yer verdiğimizde de biraz bilinçli davranmamız da gerekiyor herhalde diye, bilmiyorum ne dersin? Ya bunu Harari işte çok güzel özetliyor kitaplarında. Gerçekten bu karar vericilerin, hükümetlerin bu teknolojiyi nasıl kullanmak isteyeceğine bağlı. Dünyayı da gelecekte bunlar gösterecek. Umarım iyi şekilde, iyi bir dünyaya yürüyoruzdur. Zamanımız olmadı. Belki başka programın konusu. Tamam. Bunları da karşılarız. Evet, evet, umarım böyle daha güzel bir dünyaya doğru, Covid sonrasında doğru ilerliyoruz diyelim. Ve zaten hepimiz bunun için çalışıyoruz. Gökhan Güneş, çok teşekkür ederim katkıların için. Bu konuda gerçekten çok konuşulacak şey var. Çok yakından takip etmemiz gereken bir konu. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bugün Çin ve teknolojiyi konuştuk. Teknolojik dönüşümü, bir Çin'in buradaki öncülüğünü konuştuk. Gelecek hafta Asya ile ilgili başka bir konuda, başka bir konumuzla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.